Herkese merhaba, ben İklima, hoş geldiniz. Bugün hiç yapmamam gereken bir şey yapıyoruz ve bir deli cesaretiyle saçlarımı açıyoruz. Bu klasik Sesu'nun Türk Saratıcı Kremi ile yapacağım. Herkes böyle yapıyordu, gördüm. Yani bunu gerçekten herkes yaptı. Ya ben de artık bu furyaya katılıyorum. Çünkü çok merak ediyorum birincisi. İkincisi de yani böyle siyah siyah nereye kadar? Ve aslında ilk başta bayağı tereddütlüydüm. Yani bayağı bu süreye kadar yapmamamın sebebi aslında bayağı tereddüt etmem, yani bayağı dayandım. Herkes daha önceden yaptı. Ama sonra işte arkadaşlarım şey falan dedi. En fazla kalemle boyarsın, ne olacak? Zaten tekrar hani eski haline geliyor falan dediler. Belki de beni kandırdılar, bilmiyorum ama yapacağım yani. Merak ediyorum bayağı. Telefonun alanı falan doldu. Yani yapmamam için bütün uyarılar geliyor ama asla dinlemiyorum. Neyse, devam. Bunu bir açalım bakalım ne çıkacak içinden. Evet, çok başarılı açtım. Bir tane tüy saratıcı krem var. Aktivatör var. Papatya özlüymüş. Şöyle göstereyim. Bir tane böyle kutusu var. Bir tane de böyle sürülmelik bir şey var ama ben kaş fırçasıyla sürerim galiba, ya da kirpik fırçası mı ne deniyor. Evet, arkasını okuyalım hemen. Okey. Aktivatörü bunun ilk çizgisine kadar dolduracakmışım. Tamamdır. Aktivatörü bunun ilk çizgisine kadar dolduracakmışım. Üzerine de renk açıcı kremi ikinci çizgiye kadar dolduracakmışım ve karıştıracakmışım. Okey, yapalım. Açıyorum. Umarım annem bana çok kızmaz, kötü olursa. Bu arada siz nasılsınız? Bu kaş açma işlemini daha önce yapıp memnun kalanlar var mı? Benim böyle tanıdığım birkaç kişi her şey olduğunda açıyor. Süresi bittiğinde. Her eski haline döndüğünde açan tanıdıklarım var benim. Evet. Şimdi bunu ilk şeye kadar dolduracağım. Böyle çok şey bir işlem gibi hissettim şu anda, kimyasal. Zaten kimyasal, ne diyorsun? Yeter mi? Bence yeterli. Şimdi ya çok sarı olursa? Neden bu kadar tedirgin oldum ki? Yap gitsin ya, boş ver. Ay, bu hemen böyle fışkırdı. Elime bir şey yapar mı? Neyse, böyle dökeyim ben. Zaten şu an Ayvalık'ta olduğum için çok da umursamıyorum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Bursa'da olsaydım yine bayağı bir tereddüt ederdim. Evet arkadaşlar, tekrar geri geldim. Bunu böyle bayağı doldurdum. Şimdi bunu karıştırayım bu spatulasıyla. Bayağı homojen bir şekilde karıştırıyorum şimdi. Bu çok fazla bu arada. Acaba kokuyor. Neyse. Acaba önce kolumda mı denesem? Ne dersiniz? Risk almamak amaçlı. Önce ben bir bunu kolumda deneyip geleyim, tamam mı? Dostlarım, geri geldim. Kolumda pek bir fark olmadı. 4 dakika tuttum. Yani 4 dakikada pek bir fark olmuyorsa o zaman 5-6 dakika tutmaya karar verdim kaşlarımda. Yani çok hani böyle turuncumsu bir sarı da çıkmadı. Yani zaten sarı olmuyor da hani turuncumsu şekilde de açılmadı. O yüzden gönül rahatlığıyla yapacağım gibi. Bu arada şey demiştim. Kirpik tarayla yapacaktım ama onu asla bulamadım. Yağ yarıldı, içine girdi. Zaten hiçbir zaman işe yaramaz. İşe yarayacağı zaman da kaybolur. Klasik. O zaman şimdi yapıyorum. Aa, büyük dur, aynamı getireceğim arkadaşlar. Çok beklettim sizi ama. Evet, geldim. Bu aynayı kullanacağım. Kendiniz de görmüş oldunuz. Hangisi taraf büyük? Tamam. Bu tarafıyla kullanacağım aynamı. Bir de bir tane kulak çubuğu aldım. Ne olur ne olmaz. Tamam, ilk başta çok küçük küçük deniyorum, tamam mı? Bir tarafını alayım sadece. Tamam, deniyorum arkadaşlar. Gözüme gelmezse sevineceğim. Ya böyle aşağıları çok siyah kalırsa, o yüzden her yerine değdirmem gerekiyor, dibine falan bayağı.
Kaşlarım çok siyah. Acaba 7 dakika mı bekletsem? Ne dersiniz? Hiç şu an boyamıyormuşum gibi gözüküyor ama aslında bayağı sürdüm. Ben de bu kaşım tamam ama kamerada gözükmesi için birazcık daha süreyim en azından. Siz de görün. Umarım izlerken sıkılmıyorsunuzdur ama bu önemli bir şey yani yarım yamalak yapamam dostlarım. Bir gün bir YouTube kanalın olacak ve bu hallerde video çekeceksin deselerdi. İnanmazdım bu arada. Evet, öbür kaşıma geçiyorum. Bunda biraz daha şöyle bir teknik. Nasıl fikir? Öbür tarafa. Bir tık yakıyor. Ama hani sadece orada bir karıncalanma gibi yakıyor. Tarif edecek olursam. Midemden gelen sesleri duymamanızı diliyorum. Bunu kesin bildiniz. Devam devam. Bu video kaç dakika olacak acaba? Bana çok kızar mısınız bilmiyorum. Şu çok üste taşmış. Bunun içlerine yeterince şey yapamadım. Bir dakika öbür kaç neyse dakika tam şuradan gözüküyor. Hızlandırırım buraları. Nasıl fikir? Evet. Hayır. Evet. Bence tamam arkadaşlar. Oldu gibi ne diyorsunuz? Ben tamam diyorum. Evet, 2 dakikadır bekliyorum. 1 dakika daha bekleyip bu kaşımı yıkayacağım. Ondan sonra 2 dakika daha bekleyip de bu kaşımı yıkayacağım. Arkadaşlar bunu birazcık sildim. Henüz böyle tam yıkamadım. Bir şu kısım gözüme koyu geldi. Yoksa biraz açılmış. Işıkta daha net gözüküyor. O yüzden şuraya biraz daha süreceğim. Evet, birazcık daha ekledim. Yine bir dakika falan bekleyip ikisini de sileceğim artık. Arkadaşlar yıkadım geldim. Yani şu anda gün ışığı olmadığı için kamerada yeterince gözükmüyor. Ya bir tık kırılmış gibi gözüküyor ama aslında açılmış bayağı. Flaşla baktığımda daha net fark ettim. Yani bu taraf çok açılmamış. Özellikle şurada kaşlarımın çok olduğu kısımlar çok açılmamış ama burası bayağı açıldı. Fotoğrafta koyarım buraya zaten. Gün ışığında çekilmiş. Yani çok bir şey fark etmedi. Aslında çok bir şey fark etmediği için memnunum. Çünkü yani kötü olmamış oldu. Bu kadar yani. Belki şuraya birazcık daha uygularım.
Yani acı falan yok zaten. Birazcık açılmış oldu böyle kaşlarım. Dediğim gibi öncesi sonrası hallerini zaten koyarım bu videonun devamına. O zaman oradaki değişimi görürsünüz. Size gün ışığında da çekeceğimi söylemiştim. Gün ışığında gerçekten daha net belli oluyor. Yani aslında bayağı açıldı kaşlarım. Şöyle biraz da yakından göstereyim. Hani gerçekten bir farkı var. Ben hani memnun kaldım. Böyle gerçekten kötü ve hani garip durmuyor uzaktan böyle. Yani absürt durmuyor en azından. O yüzden mutluyum. Göstereceğimi söylemiştim size. Yani böyle. Ben sevdim. Ben sevdim yani. Orada da biraz fazla güneş gelmiş olabilir videoya baktıktan sonra fark ettim. Böyle ya. Yani son hali bu şekilde. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle başka şeyler denememi istiyorsanız videonun altına yazabilirsiniz. Denemeye çalışırım elimden geldiğince. Abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Şuraya koyuyorum Instagram adımı. Fikirseli. Oradan her yazdığınıza cevap veriyorum ve sürekli orada bir şeyler paylaştığım için günlük olarak hep iletişimde oluyoruz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.